Kusura bakmayın, biz yatsı namazını özlerde kıldık. Burası daha kalabalık oluyor. Burayı biraz sona bıraktık ama muhtar bey diyor ki arkadaşlar zaten yorgun, işi de fazla uzatmayın, ne söyleyeceksiniz söyleyin. Tamam, biz de ince başkanlık, sen konuşma kardeşim. Bunu konuşsun ya, burası elbet konuşsun 5 dakika. Yok şimdi öyle demiyorum, şimdi burada. Evet, malumunuz bildiğiniz gibi 16 Nisan'da bir referandum süreciyle alakalı biz köy ziyaretlerimizi yapıyoruz. Aslında zaten dönem dönem buraya geliyoruz. İşte cenazede geliyoruz, düğünde geliyoruz, bir hasta varsa geliyoruz. Bundan bir 15-20 gün önce sanırım zaten köyleri gezerken geldik, orada oturduk. Biz hep beraberiz ama bununla alakalı birkaç bir şey söylemek gerekiyor. İş biraz ciddi arkadaşlar. Yani ciddi olduğu için biz köylerde bu referandum propagandasını yapmaya çalışıyoruz. 16 Nisan'dan sonra bize bir daha böyle bir şey sormayacaklar. Yani hükümetse mi, değişsin mi, değişmesin mi, şey olsun mu sormayacaklar. Onun için bu maddeleri ciddi anlamda anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bizden iyi biliyorsunuz meseleyi. Hele eskiler daha da iyi biliyor. 18 maddenin içerisinde bizim bahsettiğimiz en önemli madde bundan sonra ülkede koalisyonun olmaması. Son 15 yıldan beri biraz şanslıyız. Allah nasip etti. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane siyasi lider başımıza geldi. 15 yıldan beri tek başına iktidar seçiliyoruz ama her zaman da böyle olmuyor. İşte 7 Haziran'da bunları yaşadık. AK Parti biraz 200 madde veriyor bakana. Diyor ki GYM'nin bağlantı yolunu yapın. Bakana gönderiyor. Bakan talimat veriyor Karayolları Genel Müdürü'ne. Diyor ki GYM'nin yolunu yapın. Biz Karayolları Genel Müdürü'ne gidiyoruz. Beyefendi bize diyor ki ya bir bakalım. Ya kardeşim bu işin icranın başı en büyük adam. Recep Tayyip Erdoğan başbakan sıfatıyla talimat vermiş. Adam bize bakalım. Bir dünya tanıtanı yaptık odasında biz bir yolu yaptırıncaya kadar. Oldu. Demek istediğimiz doğruymuş. Verilen talimatlar doğruymuş. Ama Türkiye'de ciddi anlamda bir bürokrasi engeli var. Şimdi Allah nasip ederse bu sistemle beraber bunların hepsi kalkıyor. Niye? Artık bundan sonra bürokratlar iş yapacaklar. Neredeki gibi? Aynı Geyve Belediyesi'ndeki gibi. Ben muhtardan gelen bir talebi benim altımdaki bürokrata talimat vereceğim, yapmayacak. Mümkün değil. Sizlerin bir talebi olacak. Kanuni olacak. Ben de talimat vereceğim. Bürokratın yapmama gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Sistem bizim üstümüze kurulu. Bu sistem de güçlü bir başkanın üstüne kuruldu. Talimat verildi mi yapılacak. Kanunlara uyanlarından bahsediyorum. Kanunsuz bir eylemden bahsetmiyorum. Şimdi hatırlarsanız Ekrem abisi köyü buralı. Genel müdür atandı Çarkı'ya. Aylarca, yıllarca beklettiler. Genel müdürlüğün asaletini değil mi? Yüksel doğru söylüyorum değil mi? Niye? Ahmet Necdet Sezer işte diyor ki bu vatandaş İran'a gitti ben diyor bunu bekletiyorum. Cumhurbaşkanının imzası lazım. Başbakanın imzası lazım. Atama için. Bakanın imzası lazım. Üçlü kararname. Görevden almak için de bunlar lazım. Diyelim ki eskaza biz muhtarı atadık bir müsteşar. O da iyi çalışmıyor, hızlı çalışmıyor. Ya adam alıncaya kadar kendi atadığımız adamı alamıyoruz. Canımız çıkıyor. Şimdi yok. Diyecek ki Tayyip Bey ya da başkanımız kimse bu kanun işi en hızlı şekilde yap kardeşim. Yapmıyorum. Seni de görevden alın. İyi değil mi arkadaşlar? Şimdi bu 2001'den önce hastanelerimiz nasıldı? Hastamız varken kolay kolay doktorlardan bir...